Geçtiğimiz derste tüketici davranışlarını bütçe kısıtı altında lira başına marjinal faydaların eşitlenmesi yöntemiyle anlatmıştık. Bu yöntemde faydaların ölçülebildiği varsayılmıştı. Bugün alternatif bir yaklaşım ile tüketici tercihlerini anlatacağız. Bu alternatif yaklaşımın adı orijinal fayda yaklaşımı burada amacımız kayıtsızlık ve bütçe eğrileriyle tüketici davranışları ve talebini açıklamaktır bunu açıklamak için farklı ürün sepetleri kullanacağız ve bu farklı ürün sepetlerinden kayıtsızlık eğrisi dediğimiz kayıtsızlık eğrilerini elde edeceğiz daha sonra bu farklı ürün sepetlerini belirli fiyatlar çerçevesinde ve belirli bütçeyle satın alma durumunu gösteren bir bütçe eğrisi çizeceğiz ve bu kayıtsızlık eğrisiyle bütçe eğrilerini bir araya getirerek de tüketicilerin ne kadar ürün tüketeceklerini bulacağız. Örnek olarak B ve F sepetlerini burada ele aldık. Burada B sepetinde 3 dilim pizza ve 4 kutu kola var. B sepetinde de 5 dilim pizza ve 2 kutu kola var. Tüketicimizin adı burada Deniz. Deniz'in yukarıda verilen 2 sepet arasında tercih yapacağını varsayalım. İktisatta tamlık varsayımına göre tüketiciler bütün sepetleri tercihlerine göre sınıflandırabilirler. Yani sıraya koyabilirler. Dolayısıyla Deniz için 3 tane olasılık söz konusu. Deniz B'yi F'ye tercih eder. Bunu şöyle yazabiliriz. B büyüktür F şeklinde yazabiliriz. İkinci olasılık Deniz F'yi B'ye tercih eder. Bunu da F büyüktür B şeklinde yazabiliriz. Üçüncü olasılık da Deniz ikisi arasında kayıtsızdır. Bunu da B eşittir F diye yazabiliriz. B'nin F'ye eşit olması her iki sepetin de denize aynı faydayı verdiğini göstermektedir. Söylediğimiz gibi ilk durumda deniz B'den F'ye göre daha fazla fayda elde ediyor. Ve yine son durumda şurada B ve D sepetleri arasında deniz aynı faydayı elde ediyor. Şimdi bu iki sepeti burada grafikte gösterdik. Şöyle gösterelim. Şurası B sepeti, burası F sepeti. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Deniz'in B ve F arasında kayıtsız olduğunu varsayalım. Deniz'in eşit miktarda tercih ettiği diğer sepetleri de bulduğumuzu varsayalım. Örneğin E sepeti, o da şurada. Yandaki şekilde bu E, B ve F sepetlerini şu çizgiyle şurada mavi gözüken birleştirdik. İşte bu elde ettiğimiz eğriye biz kayıtsızlık eğrisi diyoruz. Kayıtsızlık eğrileri aynı miktarda faydayı temsil eden noktaların birleştirilmesiyle elde edilir. Benzer şekilde Farklı kayıtsızlık eğrileri de elde ettik. Onu da buradaki e, şekilde gösteriyoruz. Mesela C sepeti burada var. Burada D var. Burada A var. Tabi şu D ile mesela şurada bir başka sepet aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde. Bu şekilde gösterildi. Şimdi burada gösterdiğimiz farklı sepetleri şurada tabloda gösterdik. Aşağıda da bunun grafiğini gösterdik. Şimdi tabii ki eee Şöyle bir durum söz konusu. C sepeti diğer burada gösterilen sepetlere göre daha fazla tercih ediliyor. Bu yukarıdaki kayıtsızlık eğrisinde yer aldı. A sepeti ise buradaki mevcut kayıtsızlık eğrileri arasında en düşük faydayı veriyor. Tüketicinin amacı mümkün olduğu kadar yukarıya çıkmak yani en yukarıdaki ulaşabileceği kayıtsızlık eğrisine ulaşmak Çünkü o daha fazla fayda verecek Yani burada bir fayda maksimizasyonundan bahsediyoruz Ama bunun buraya ulaşması için tabii e, Elinde yeteri kadar parası olması lazım Yani buna erişebilmesi Elindeki bütçeye bağlı onu birazdan Ele alacağız Bütçeye gelmeden önce Kayıtsızlık eğrileri hakkında söyleyeceklerimiz var. Kayıtsızlık eğrilerinin eğimleri daha önce de anlattığımız gibi marjinal ikame oranıdır. Bu marjinal ikame oranı tüketicinin bir malı diğer bir mal ile toplam faydasında değişiklik olmadan takas etme oranını göstermektedir. Bu grafiğimizde E'den B'ye gidildiğinde Deniz 4 kutu kolayı verirken 1 dilim pizza kazanıyor. Yani 4 dilim kolayla 1 dilim pizzayı takas ediyor. Dolayısıyla e, E'den B'ye giderken 4'e 1 MRS'nin değeri 4. B'den F'ye doğru giderse o zaman şurası 2. 2'ye karşı 3'ten 5 burası da 2. Dolayısıyla 2 bölü 2 mrs 1. Burada da ifade ettiğimiz gibi mrs genellikle azalıyor. Kayıtsızlık eğrileri dış bükey konveks olması mrs'nin azalmasını gösteriyor. Şimdi kayıtsızlık eğrileri hakkında bazı özellikleri anlatmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi kayıtsızlık eğrileri Kesişmezler bu grafikte gösterildiği gibi. Soru var burada kesişir mi diye. Cevabımız hayır kesişmezler. Farz edelim ki kesişti. Mesela bu grafikte görüldüğü gibi I1 ile I2'nin kesiştiğini farz edelim. E burada şimdi Y sepeti ile X sepeti aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde. O zaman ikisinin faydaları birbirine eşit. Ama Y ve Z de i bir kayıtsızlık eğrisi üzerinde ikisinin de faydaları birbirine eşit. Z'nin faydası X'e eşit, Y'ninki de X'e eşitse o zaman Y'nin faydası Z'ye eşit olması lazım. Ama bu Z'de da, Z'de daha az ne var? Pizza ve kola var. Bu mümkün değil. Çünkü Y tercih edilmesi lazım çünkü çok aza tercih ediliyordu iktisatta. İşte kesişmemesi prensibine biz geçişkenlik varsayımı diyoruz ve burada geçişkenlik varsayımı çiğnenmiş durumdadır. Dolayısıyla kayıtsızlık eğrileri kesişmezler. Peki kayıtsızlık eğrilerinin eğimi artı yani böyle mavideki gözüktüğü gibi artı eğimli olabilir mi? Bunun da cevabı hayır. Faz edelim ki artı eğimli olsun. Şimdi burada eksenlerimizde burada giyim ve gıda var. Artı eğimli olduğunu varsayarsak şimdi E sepeti ve A sepeti var burada. Ama E sepetinde daha fazla giyim ve gıda var A sepetine göre. E, e sepetinin A'ya tercih edilmesi lazım. Ama ikisi de aynı kayısıdık eğrisinde ise ikisi de eşit değerde. Yani bu da mümkün değil. Dolayısıyla artı eğimli olması söz konusu değil. Nasıl olması lazım kayıtsızlık eğrisinin? Burada gösterildiği gibi kırmızı olan doğru kayıtsızlık eğrisi, mavi olan yanlış kayıtsızlık eğrisi. Bir de kayıtsızlık eğrileri kalın olabilir mi? Bunun da cevabı hayır. Farz edelim ki kalın. Mesela bu kırmızı olan gösterildiği gibi. Ama şimdi bu kalının içerisinde iki tane e, AB sepeti gösterilmiş ama B'de daha fazla pizza ve britos var. E, dolayısıyla B'den geçen bir kayıtsızlık eğrisi bir de A'dan geçen bir başka kayıtsızlık eğrisi olması lazım. Yani kalın değil, ince olması lazım bu çizgilerin. Ve hiçbir zaman da birbirlerini kesmemeleri gerekiyor. Kayıtsızlık eğrilerini ve özelliklerini anlattık. Şimdi de bütçe eğrisini anlatacağız. Bütçe eğrisi tüketicinin bütçe kısıtını temsil etmektedir. Bütçe kısıtı fiyatlar verirken tüketicilerin mal ve hizmet alımında kullanabilecekleri bütçeyi ifade eder. Diyelim ki Deniz'in 10 lira bütçesi var ve fiyatlar da pizza için dilim başına 2 lira, kola için de 1 lira olsun. Bu durumda farklı pizza ve kola kombinasyonları için Deniz'in 10 lirayı harcadığını düşünelim. Mesela H sepetinde 1 dilim pizza 2 lira ve 8 dilim kola da 8 liradan 10 lira yapar. K sepeti için mesela bakalım 4 dilim pizza 2 liradan 8 yapar. 2 dilim 2 kutu kola da 2 lira yaptığından 8 arttığı 2 10 lira yapar. Yani biz bu tabloda neyi görüyoruz? Farklı kombinasyonlara Deniz eşit miktarda para harcıyor. Yani bütçesinin tamamını harcayabileceği farklı kombinasyonları gösteren bir tablo yaptık. İşte bu kombinasyonlar bu yan tarafta grafikte G, H, I, J, K, L sepetler olarak gösterildi. Bu noktaları birleştirdiğimizde elde ettiğimiz kalın yeşil çizgi burada neyi gösterecek bize? bütçe eğrisini gösterecek. Buna biz diyelim ki bütçe eğrisi bütçe eğrisi veya bütçe kısta diyebiliriz biz buna. Şimdi deniz dolayısıyla bu sepetlerin hepsini seçebilir. Tabi aralarda göstermediğimiz farklı kombinasyonlar da olabilir bütçe eğrisi üzerinde. Bunların detaylarını tabloda göstermedik. Bu şekilde bütçe eğrisini gösterdik. Tabii ki bütçe eğrisinin altında kalan açık yeşil alan biz buna fırsat seti diyoruz. Örneğin mesela şurada bir nokta işaretleyelim. Bu noktada 4 kutu kola var. 4 kutu kola 4 lira yapar. Ama bu, bu nokta bir pizza o da 2 lira yapar. 6 lirayı temsil ediyor. Deniz 6 lira harcıyor bu sepete ama 10 lirası var. Dolayısıyla burada bir tasarruf söz konusu. Tasarrufa müsaade etmiyoruz. Yani denizin mutlaka bütçe eğrisi üzerinde olan bir sepeti seçmesi gerekecek. Bir de burada bütçe eğrisinin eğiminden bahsedelim. Bu örneğimizdeki bütçe eğrisinin eğimi eksi 2. Eksi 2'yi nereden bulduk? şu eksenlerin 10 ve 5, 10'u 5'e böldüğümüzde 2 çıkıyor. Tabii eğim de eksi olduğu için önüne eksi işareti koyduk. Eksi 2 oldu eğimi. Tabii biz bu bütçe eğrisini bu tablodan yaptık ama çok da kolay bir şekilde bunu çizebiliriz. 10 lira, 2 lira ve 1 lirayı kullanarak 10 bölü 2, 5 yapar. Hemen şu 5 noktasını koyacaksınız. Ve 10 bölü 1 de 10 yapar. Hemen şu 10'a bu noktayı koyacaksınız. Bu iki noktayı bulunca zaten birleştirdiğinizde e, bütçe çizgisini kolaylıkla elde edebilirsiniz. Dolayısıyla bu köşe noktalarını şöyle yazalım. Bütçe bölü pk kolanın fiyatı şu köşe noktası içinde bütçe bölü pp pizzanın fiyatı. Bu iki noktayı bulup birleştirdiğimizde bütçe eğrisini elde etmiş olacağız. Şimdi bütçe eğrisini anlattık. Kayıtsızlık eğrilerini de anlattık. Her ikisini bir araya getirdik. Kısıtımız bizim bütçe kısıtı. Burada yeşil olarak gösterildi. Kısıtımız burada. Yeşil çizgi. İşte kayıtsızlık eğrilerini de getirdik buraya. Amacımız neydi? En yüksek kayıtsızlık eğrisine ulaşmak. Yani burada bizim I4'e ulaşmamızı bekliyoruz mesela. Ama I4 bizim bütçe kısıtımızın dışında yani fırsat setinin dışında. Bu mümkün değil. Mutlaka bütçe eğrisinin üzerinde bir nokta seçmemiz gerekecek. Örneğin şurada bir K noktasını seçebiliriz. Veyahut da şurada bir M noktasını seçebiliriz. Bu bizim için erişilebilir. Aynı şekilde burada gösterildiği gibi B'yi de seçebiliriz. Şimdi soru şu. Tüketici K, M ve B için 10 lira harcıyor. Her biri için eşit miktarda para harcıyor. Acaba hangisini seçse daha iyi? Şüphesiz B'yi K'ye tercih edecek. Çünkü B I2'nin üzerinde. K ise I2'nin üzerinde. I3 daha fazla fayda veriyor. Benzer şekilde gene B'yi M'ye tercih edecek. Neden? Çünkü B yukarıdaki kayıtsızlık eğrisinin üzerinde. Dolayısıyla faydasını maksimize etmek isteyen tüketici bütçe kısıtı altında en yüksek kayıtsızlık eğrisine ulaşmaya çalışır. Ve bu ulaştığı yerde tam şu B sepetinin olduğu nokta. Burası denizin optimal noktasıdır. Burada hemen söyleyelim. Bu optimal noktada bütçe eğrisinin eğimi ile kayıtsızlık eğrisinin eğimleri birbirine eşittir. Evet, söylediğimiz gibi bütçe eğrisinin eğimi ile kayıtsızlık eğrilerinin eğimleri optimal noktada birbirlerine eşittir. Bütçe eğrisinin eğimi optimal noktada biz MRS'ydi. Ve kayıtsızlık eğrisinin eğimleri de iki fiyatın birbirine bölümüydü. Bizim örneğimizde pizzanın fiyatıyla kolanın birbirine bölümü. Evet, burada tekrarlayalım bunu. Optimal tüketimin gerçekleştiği zaman kayıtsızlık eğrisinin eğimi bütçe eğrisine de teğettir. Her ikisinin de eğimleri birbirlerine eşittir. Tabi negatif olduğunu daha önce anlattık. Bütçe eğimi marjinal ikame oranıdır. Ama bu fiyatların birbirlerine bölümü, pizzanın fiyatı bölü kolanın fiyatı, bu ikisinin birbirine bölümüne de biz iktisatta marjinal transformasyon oranı diye söylüyoruz. Dolayısıyla optimal noktamızda bizim MRS eşittir bu fiyatların birbirlerine bölümü. Şimdi bu optimal noktanın ve optimal nokta üzerinden optimal tüketimin nasıl elde edildiğini kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri kullanarak anlattık. Şimdi MRS ile marjinal fayda arasındaki ilişkiyi anlatarak ordinal yaklaşımla daha önce kullandığımız kardinal yaklaşım arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışacağız. Denizin A ve B sepetleri arasında kayıtsız olduğunu varsayalım. Ama A sepetinde B sepetinden daha fazla kola var. Dolayısıyla B sepetinde A sepetinden daha fazla pizza olmalı. Deniz A'dan B'ye yöneldikçe daha az kola tüketiminden kaynaklanan fayda kaybı ki burada hemen bu değişim yani kola miktarındaki değişim eksi işaretiyle gösterdik fayda kaybı. Artan pizza tüketiminden yükselen fayda kazancı ile burada da pizza tüketiminin işareti artı telafi edilir. Biri azalırken diğeri yükseliyor çünkü. Bu değişikliği aşağıdaki eşitlik ile ifade edebiliriz. Şu eşitlikten bahsediyoruz şimdi. Burada terimlerin yerlerini değiştirerek şu eşitliği elde etmemiz mümkün. Bu eşitlikte şu eşitliğin sol tarafı kayıtsızlık eğrisinin eğimidir. Hemen dolayısıyla kayıtsızlık eğrisinin eğimi de mrs olduğuna göre mrs'yi ortaya yazdık. Şimdi dikkat edelim. Bu mrs aynı zamanda bu fiyatların birbirlerine oranlarına eşitti. Optimal yerde. Dolayısıyla pizzanın fiyatı bölü kolanın fiyatı da eşittir MRS diyebiliriz. O zaman şurası eşittir burası oldu. Ortadaki MRS'yi kaldırırsak şunu yazabiliriz. Burada da terimlerin yerlerini değiştirirsek buradan da şu eşitliği elde ederiz. Bu eşitliğe hemen dikkat edelim şimdi. Bu eşitlik bize neyi gösteriyor? Lira başına marjinal faydaların eşitliği kuralı elde edilmiş oluyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi ordinal yaklaşımla kardinal yaklaşım birbirine eşit sonuçları veriyor bize. Yani bu marjinal faydaların eşitliği kuralı her iki yaklaşımda da elde edilmiş oluyor. Yalnız ordinal yaklaşımın kardinal yaklaşımdan bir farkı var. Ordinal yaklaşımda bireyler yani tüketiciler tercihlerini sıralayabiliyorlar. Yani farklı sepetler arasında birini öbürüne tercih edebiliyor veya hatta ikisi arasında kayıtsız kalabiliyorlar. Ama kardinal yaklaşımda sıralama yok. Kardinal yaklaşımda tükettiği mal veya hizmetten şu kadar fayda elde ediyorum diye faydayı ölçebildiğimizi varsayıyorduk. Burada ise sıralama yöntemini kullanıyorduk. Bu şekilde de bu ilişkiyi ikisi arasında açıklamış olduk. Bir dahaki dersimizde fiyatlarda değişim olursa veyahut da bütçede değişim olursa tüketici optimal tüketiminde nasıl bir ayarlama yapacak onu anlatacağız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.